Bir genel müdür yardımcısı mağazada öldürülmüştür. Müdür ise olayın nasıl gerçekleştiğini polise şu şekilde anlatmıştır. Çok trajik bir kazaydı. İkimiz de merdivenden iniyorduk ama o öndeydi. Daha sonra yanlışlıkla cebimdeki silah ateş aldı. Olay bir uzman tarafından da onaylanmıştır. Müdürün ceketinin cebinde mermi deliği ve barut izleri bulunmaktadır. Aynı barut izleri kadının sırtında da bulunmaktadır. Ancak polis müdüre dönmüş ve "Kadını bilerek sen öldürdün" demiştir. Peki ama polis neden böyle düşünmüştür? Eğer müdürün iddia ettiği gibi silah ceketin cebinden ateş almış olsaydı, barut izleri sadece ceket cebinde olurdu. Kadının sırtında olmasının imkanı yoktur. Müdür işe kaza süsü vermek için önce kadını öldürmüş, daha sonra da silahı ceketinin cebinde bir kere daha ateşlemiştir. Gökçe arkadaşlarıyla birlikte ormana kamp kurmaya gitmiştir. Gece olunca herkes çadırına geçmiş ve uykuya dalmışlardır. Gökçe rüyasında Gülyabani'nin kral olduğu bir mağarada tuzağa düşmüş bir şekilde kendisini bulur. Gökçe mağaradan çıkabilmek için bir oyun oynamak zorunda. Gökçe'nin önünde 5 tane şeker var ve bu şekerlerden 4'ü zehirli ve sadece bir tanesi güvenli. Zehirsiz olan şeker diğerlerinden daha ağırdır. Aynı zamanda Gökçe'nin işini kolaylaştırmak için önünde bir terazi de bulunmakta. Ancak bu teraziyi sadece 2 kez kullanma hakkı var. Peki terazi yardımıyla 2 tartım yaparak ağır olan şeker nasıl bulunur? Unutmayın, teraziyi sadece 2 kez kullanabilir. İlk olarak Gökçe seçeceği 4 tane şekeri ikişerli olarak teraziye yerleştirir. Eğer ki terazi dengede kalırsa dışarıda kalan şeker güvenlidir. Ama eğer ki terazi dengede kalmazsa ağır basan şekerler alınır ve onlar bir kez daha teraziye konulur. Bu sefer ağır basan taraftaki şeker güvenli ve zehirsiz şekerdir. Peki gördüğünüz bu anahtar yukarıda numaralandırılmış şekillerin hangisine aittir? Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde doğru anahtar şeklini bulabilecek. Anahtarın yukarıdan bakılmış hali 7 numaralı şekildir. Hadi gelin şimdi gözlerinizi test edelim. Sizce resim içerisinde kaç tane daire var? Cevap biraz şaşırtıcı. O yüzden dikkatli olmaya çalışın. Resimde toplamda 9 tane daire vardır. 4 tanesi siyah, 4 tanesi pembe ve bir tanesi de en ortadaki dairedir. Şimdi ise sizden resimdeki köpekleri saymanızı istiyoruz. Sizce resimde kaç tane köpek var? Süreniz başladı ama isterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Resimde toplam 8 köpek bulunmakta. Tüm köpekleri sizin için kırmızı dairelerle gösterdik. Şimdi ise sizden şekildeki çubukları en alttakinden en üsttekine doğru sıralamanızı istiyoruz. Cevabı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Çubukların en alttan en üste doğru sıralanış şekli şöyledir. Şimdi sizden bu resmi dikkatlice incelemenizi istiyoruz. Sizce resimde herhangi bir gariplik var mı? Varsa nerededir? Süreniz başladı. Kameraya poz veren bu kızların arkasındaki herkesin yüzleri aynı. Peki kimler bu küçük ayrıntıyı fark etti? Peki bu resme ilk baktığında ne gördün? Cevabı bulman için süreniz başladı. İsterseniz videoyu da durdurabilirsiniz.
Resim içerisinde bir fok balığı ve bir kutup ayısı bulunmakta. Fok balığının rengi siyahken kutup ayısı beyaz renkli. Peki siz hangisini görmüştünüz? Yine resmi dikkatlice inceleyin ve gerçek köpeği bulmaya çalışın. Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde gerçek köpeği bulabilecek? Oyuncak köpeklerin arkasındaki gerçek köpek 5 numaralı köpektir. Şimdi ise sizden iki resim arasındaki 6 farkı bulmanızı istiyoruz. Cevabı bulmanız için süreniz başladı. İki resim arasındaki tüm farkları sizler için gösterdik. Peki kimler 6 farkın 6'sını da bulmuştu? Resim içerisinde bir kedi gizli ve biz sizden kendini gizlemiş olan bu kediyi bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Gizlenmiş kedi yatağın altındaki serinin içerisinde. Güzel kadınların yer aldığı bu resimde sizce de bir gariplik yok mu? Hadi size verdiğimiz süre içerisinde bu garipliği bulmaya çalışın. Resmin tam ortasında oturan kadının iki ayağı da sağ ayaktır. Peki kimler bu küçük ayrıntıyı fark etmişti? Pembe flamingoların yer aldığı bu resimde ise bir balerin gizlenmiş durumda. Eğer ki keskin gözleriniz varsa hemen gizlenmiş balerini bulacaksınız. Flamingoların arasındaki gizlenmiş balerin resmin sol alt köşesinde yer almakta. Peki sizce resim içerisindeki telefonun şarj aleti 3 şarj aletinden hangisidir? Süreniz başladı. Doğru şarj aleti C şıkkında. Bir otel lobisinden çekilmiş olan bu fotoğrafta ise bir güvercin gizli. Ama bu resim içerisindeki gizlenmiş güvercini bulmak hiç de kolay değil. Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde bu güvercini bulabilecek? Sizler için gizlenmiş güvercini resim içerisinde gösterdik. Sevimli karakter Shrey'in yer aldığı bu resimler arasında da belirgin bir fark var. Eğer ki keskin gözlere sahipsen bu farkı hemen bulabilirsin. İki resim arasındaki tek fark Shrey'in kulağıdır. Optik illüzyona sahip olan bu resim senin gözlerini yoracak. Bakalım resimde verilen sayıların arasından eksik sayıyı bulabilecek misin? Resimdeki eksik sayı 10'dur. Geldik son soruya. Şu an gördüğünüz resimde iki farklı çift bulunmakta. Biz de sizden evli olan çifti bulmanızı istiyoruz. Sizce çiftlerden hangisi evli? Evli olan çift resmin solundaki motorlu çifttir. Bunu da çiftlerin kıyafetlerinden anlıyoruz. Sol taraftaki çift gelinlik ve damatlık giyerken sağdaki çift takım elbise ve beyaz kıyafet giymiştir. Yani alışık olduğumuz gelin ve damatlara hiç benzemiyorlar. Bu yüzden aradığımız çift soldaki çifttir.